Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Amber Gibson. Amber şiddet dolu bir evde dünyaya geliyor. Daha sonra koruyucu aileler ve yetiştirme yurtları. Birçok zorluk çekmiş olsa da o hayata karşı hep olumlu ve savaşmaya devam ediyor. Bu süreç boyunca kendisiyle aynı kaderi yaşayan abisiyle de asla iletişimini koparmıyor. 26 Kasım 2021. O gece Amber yurttan abisiyle görüşmek için ayrılıyor. Sonrası karanlık. Hazırsanız başlayalım. Amber Gibson, Peter ve Anne Mary Gibson'ın kızları olarak Birleşik Krallık'ta dünyaya geliyor. Kendisi dışında Connor adında bir de abisi var. Amber'ın yaşadığı bölge yoksul bir bölge ve bu bölge genelde suçlarıyla ve madde kullanımının çoğunluğuyla ünlü bir yer. Amber dünyaya geldiğinden beri zor bir hayat oluyor. Hatta son derece zor bir hayat. Babası Peter şiddet yanlısı bir adam ve sürekli olarak çocukların gözü önünde annelerine şiddet uyguluyor. Çocuklara ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Annelerini genelde yumruklar, tekmeler, hatta ellerini boğazına dolayıp boğmaya çalışır. Saçlarından tutup yerlerde sürükler. Ve çocuklar tüm bunlara şahit olur. Aynı zamanda Peter kanunlarla başı dertte olan bir adam. Daha öncesinden kendi kasabalarında bulunan bir kadına CS'de bulunmuş. Hatta kadının gözlerini bağlayıp onu boğmuş. Bu suçtan dolayı 10 yıl hapiste kalmış. Muhtemelen 10 yıl kalmasının sebebi kadının ölmemiş olmasıdır. İçler acısı gerçekten. 2001 ve 2008 yılları arasında işlediği bir dizi suçtan dolayı tekrar hapse gönderiliyor. Suçlardan biri genç bir çocuğa yapılan saldırıyı içeriyor. Bu saldırı yumruk, tekme, yani çocuk ciddi yaralar alana kadar onu yumruklamış ve tekmelemiş. Ayrıca tanımadığı başka bir çocuğa yönelik de ahlaksız ve şehvetli davranışları sebebiyle suçlanıyor. Şimdi Peter'ın nasıl bir adam olduğunu anlamış olduk. 2008 yılında o hapse gönderildiğinde Amber henüz 3 yaşında ve Connor da 5 yaşında. Amber 3 ve Connor 5 yaşındayken aileden alınıyor ve koruyucu bir aileye veriliyor. Aslında o dönemde anneanneleri ve dedeleri çocuklara sahip çıkabilecek durumdalar. Ancak bunu göz ardı ediyorlar, yani çocuklara sahip çıkmıyorlar. Böylece de onlar koruyucu bir aileye veriliyor. Craig ve Carol Niven çifti çocukları çok seviyor ve onları kalıcı olarak yanlarına alıyorlar. Çift Amber'ı sevgi dolu, şefkatli, destekleyici, yaşadığı her şeye rağmen takdire şayan bir çocuk olarak tanımlıyor. Sanata karşı büyük ilgisi var ve şarkı söylemeyi de çok seviyor Amber. Craig ve Carol çifti, Connor'da ise biraz tuhaflıklar olduğunu fark ediyor zamanla. Connor'ın davranışları biraz tuhaf. Çok fazla arkadaşı yok, sosyal bir çocuk değil ve genellikle yalnız takılır. Ani öfke patlamaları yaşıyor. Okuldaki kız öğrenciler Connor'ı ürkütücü buluyorlar. Çünkü Connor okulda hastalıklı ve korkunç şakalar yapıyor. Yaptığı şakalar şunlar: insanları, sınıf arkadaşlarını, kızları ya da bebekleri öldürmek gibi şakalar. Okul arkadaşları tüm bunların çok itici olduğunu düşünüyorlar ki itici bir durum. Herkes Connor'ın sadece şaka yaptığını düşünüyor ve onun gerçekten tuhaf bir çocuk olduğunu düşünüyor. Connor da aslında kendisinin biraz garip olduğunun farkında. Bir takım akıl sağlığıyla mücadele ettiği gerçeğini de saklamıyor. Hatta Facebook'tan şöyle bir gönderi yayınlamış. Bulimya, depresyon, anksiyete, konsantrasyon sorunları, üst düzeyde gerginlik ve huysuzluk. Evet, iyiyim. İnsanlar tuhaf olduğumu düşünebilir. Ama karmaşığım. Bu yüzden insanları dış görünüşüne göre yargılama. Onların kim olduklarına bir bak. Craig ve Carol'ın söylediğine göre Amber ve Connor asla anlaşamıyorlar ve büyürken de hiç uyum göstermemişler. Yani bu durum onların çocukları aldığından beri devam etmekte ve yaşları büyüdükçe de daha çok sorunlar ortaya çıkmış. O yüzden aynı evde yaşasalar bile Amber ve Connor farklı okullara gidiyorlar. Amber yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Morehouse Akademi'ye gidiyor. Connor ise evlerinden kilometrelerce uzakta Plantyre'deki bakım kampüsüne katılıyor. Burası özellikle sosyal duygusallığı olan ve bir takım davranışsal ihtiyaçları olan insanların gitmiş olduğu bir okul. Maalesef ki çocukların farklı okullara gitmiş olması ya da Connor'ın gitmiş olduğu okul hiçbir işe yaramıyor ve kardeşler arasında tartışmalar her zaman devam ediyor. Amber 14 yaşındayken evden ayrılma kararı alıyor ve bunun kendisi için iyi olacağını düşünüyor. O yüzden de Hamilton'daki çocuk birimine yerleşiyor. Connor ise 18 yaşına kadar Carol ve Craig ile yaşamaya devam ediyor. 2020 yılında, yani 18 yaşına geldiğinde Connor da
artık oradan ayrılıyor. Evsiz genç yetişkinler için oluşturulan bir pansiyonda kalmaya başlıyor. Pansiyonda Hamilton'da. Connor ve Amber ne kadar anlaşamasalar da yine de aralarındaki iletişimi bir şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. İlişkileri ise her zamanki gibi yine çalkantılı. Amber bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor. Amber maalesef ki kaldığı birimde Jamie adında 20 yaşındaki bir genç tarafından CS'ye vuruyor. Jamie Stars daha önce de başka bir kıza CS'de bulunmuş ve kefalette serbest bırakılmış. Serbest kaldıktan hemen sonra da Amber'a CS'de bulunuyor. Bu olaydan sonra Amber bir arkadaşına bu olaydan bahsetmiş ve bu şekilde duyulmuş. Daha sonra oradaki görevliler polislere haber vermişler. Amber bir şekilde polislere durumu anlatmış ve Jamie'yi gözaltına almışlar. Ancak Jamie inkar etmiş ve Amber'ın rızası olduğunu söylemiş. Ancak Amber kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde bu konuda rızası olmadığını belirtmiş. Jamie'yi tutuklamışlar. Şimdi 26 Kasım 2021 tarihine geliyoruz. O gün Amber çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Bir arkadaşına bundan bahsediyor. Arkadaşları da sebebinin ne olduğunu söyleyince bugün abim Connor'la buluşacağız. O yüzden çok heyecanlıyım diyor. Görünüşe göre Amber abisi Connor ile aralarındaki bu çalkantılı ilişkiyi düzeltmek istiyor. Çünkü ailesinden tek geriye kalan kişi abisi ve onunla da ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor. Aynı günün akşamında Connor Amber'ın kaldığı birimi arıyor ve bir şekilde buluşma ayarlıyorlar. Saat kaçta ve nerede buluşacaklarını konuşuyorlar. Konuşmadan birkaç dakika sonra Amber birim yöneticisiyle konuşuyor. Çünkü o yurttan ayrılacak ve abisiyle buluşacak. Bunu haber veriyor. Ancak yurt görevlisi onun bu saatte dışarı çıkmaması gerektiğini, abisiyle gündüz görüşmesi gerektiğini falan söylüyor ve Amber'ı bir şekilde ikna ettiğini düşünüyor. Ancak Amber saat 21.51'de kaldığı birimden ayrılıyor. Amber Connor ile buluşmaya gidiyor ve birkaç dakika sonra kendisinin ve Connor'ın selfiesini çekip Snapchat'te yayınlıyor ve altına şöyle şeyler yazmış. O benim, benim abim. O saatten sonra Amber'ı canlı gören hiç kimse yok. Yani o saatten sonra Amber'dan bir daha haber alınamıyor. Gece yarısına doğru Connor kendi kalmış olduğu birimine tekrar dönüyor. Birime geldikten sonra orada bulunan personellerden biriyle konuşmak için ofislerden birine giriyor. Ofiste kadın personel Susan var. Susan Connor'ı gördüğü zaman çok fazla endişeleniyor. Ve onun söylediğine göre o akşam Connor ofise girdiğinde çok fazla endişeli, çok fazla kirli görünüyor. Elleri bileklerine kadar kir ve çamur içerisinde. Aynı zamanda çok telaşlı ve nefesi konuşurken yetmiyor. Hani bir şey yaparsınız, koşarsınız falan, bir şekilde nefesiniz yetmez konuşurken, duraksarsınız, yutkunursunuz o halde. Susan Connor'ı gördüğü zaman çok endişelendiği için ona iyi olup olmadığını soruyor. Connor buna cevap vermiyor ve onun yerine telefonu kullanıp kullanamayacağını soruyor. Susan kimi arayacaksın diye soruyor. Connor ise ailevi bir problemim var. Ablamla tartıştım. Onun sağ salim bir şekilde birimine dönüp dönmediğini kontrol etmek istiyorum diyor. Yani Connor Amber'ın kalmış olduğu birimi arayıp Amber'ın o gece dönüp dönmediğini kontrol edecek. Connor telefon açtığında karşıdaki personel Amber'ın hala dönmediğini söylüyor ve bu telefondan sonra telaşlanıyorlar. Ve görevliler hemen Amber'ın üvey annesi ve üvey babasına, yani Carol ve Craig'i arıyorlar ve Amber'ın onlarda olup olmadığını soruyorlar. Bu telefondan sonra Carol ve Craig de çok endişeleniyor ve daha sonrasında ise polise arayıp kayıp ihbarında bulunuluyor. Polis hızlı bir şekilde soruşturmaya başlıyor ve bu olayı gerçekten sıkı şekilde takibe alıyorlar. Ve Amber'ı son gören kişi Connor olduğu için ilk sorguya Connor'ı alıyorlar. Bu arada Carol ve Craig de sabırla, umutla beklemekte. Connor sorgusunda 26 Kasım gecesi Amber'la buluştuklarını ve daha sonra da takıldıklarını söylüyor. Ve şöyle devam ediyor. O gece buluştuk, birlikte takıldık. Sonra aramızda bir anlaşmazlık oldu ve tartışmaya başladık. Tartışma alevlendikçe Amber ağlamaya başladı. Ve o ağlayınca ben de onu orada bırakıp kendi birimime döndüm. Polisler Connor'a o gece Amber'la nerede buluştuklarını ve nereye gittiklerini soruyor. Ancak Connor şöyle söylüyor. Aa, o bölgeyi bilmiyorum. Şimdi bu biraz garip çünkü kendisi de aynı bölgede yaşıyor ve kardeşiyle nereye gittiklerini bilmeli. Polisler peki birimine döndüğünde ellerin ve üzerin kirliymiş. Bunun sebebi nedir? Peki neden ellerin ve üzerin kirliydi diye soruyorlar. Connor ise ben kendi birimime doğru yürürken karanlıkta bir hendeye düştüm. Önümü göremedim ve bir hendeye düştüm. O yüzden üzerim kirlendi diyor. Polisler peki hangi hendeye düştün? Yani bu hendek nerede diyorlar? Hangi hendekti bu?
Connor şöyle söylüyor. Aa evet, içine düştüğüm hendek. Yetkililer başta futbol sahalarının bulunmuş olduğu bir bölgeden bahsediyorlar. Yani orası olabilir belki diye, ama sonrasında o bölge çok da mantıklı gelmiyor onlara. Ve daha sonrasında Connor'a tekrardan soru soruyorlar. Neden o bölgeyi seçtiniz buluşmak için? Hikayeyi biraz değiştiriyor açıkçası. Amber bir arkadaşının evindeydi o gece ve biz de o yüzden orada buluştuk. Yani o bölgeyi ben bilmiyorum, çok hakim değilim. Amber'ın bir arkadaşı vardı ve o yüzden oradaydı. Birazcık da hikayeye sanki başka birilerini dahil etmek istiyormuş gibi. Polisler peki hangi arkadaş bu? Yani adı nedir? Kim? Hangi arkadaşı Amber'ın? Diye sorduklarında artık o saatten sonra Connor kesinlikle polislerle konuşmayı bırakıyor. Yani ağzından tek bir laf bile alamıyorlar. Polisler o saatten sonra artık kendi çabalarıyla aramaya başlıyorlar. Olayla ilişkilendirilebilecek herhangi yerleri, parkları, işte ormanlık alanlar gibi yerlere öncelik vererek çalışmalara başlıyorlar. Şimdi size rahatsız edici bir bilgi daha vereceğim. Bu çok hastalıklı ve insanlık dışı bir davranış. Amber'ın cansız ve çıplak bedeni olaydan 2 gün sonra, kaybından 2 gün sonra Glen Park'ta bulunuyor aslında. Bulan kişi 45 yaşında bir adam. 28 Kasım günü saat 10 ile 15 suları arasında muhtemelen bulunmuş kızın cansız bedeni. Bu 45 yaşındaki adam yürüyüş yolundan yürürken yolun kenarında fark etmiş. Normalde böyle bir durumda hemen polisleri ararsınız ve onlara bulunduğunuz yerin konumunu, adresini verirsiniz ve bir cansız beden olduğunu söylersiniz. Ancak Steven Corrigan normal bir insan değil. Bu 45 yaşındaki ucube kızın cansız bedenini görünce, 16 yaşındaki Amber'ın cansız bedenini gördüğünde polisi aramak yerine bedene CS'de bulunmaya karar veriyor. Bu adamın DNA'sı kelimenin tam anlamıyla Amber'ın vücudunun her yerinde bulunacak. Daha sonradan ortaya çıkacak bu. Açıkçası ağza alınmayacak şeyler yapmış kızın cansız bedenine. Daha sonra kızın bedenini çalıların arkasına sürüklüyor ve üzerini de ağaç dalları ve çalılarla örtüyor. Bu olaylar olurken polis hala Amber'ı aramakta. Tüm parkları geziyorlar ve daha sonrasında Glen Park'a geliyorlar. O bölgeyi ararken bir polis memuru merdivenlerin dibinde bir çanta, böyle bir plastik torbaya benzer bir şey fark ediyor ve hemen o bölgeye yoğunlaşıyorlar. Daha sonra yolun karşısına geçtiklerinde çalıların arasında bir şey olduğunu fark ediyorlar. Çünkü aralardan çıkan uzun saçlar var. İlk başta bunun Amber'a ait bir beden olduğunu anlamıyorlar tabii ki. Hatta bu bedenin erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu da anlamıyorlar. Çünkü beden tamamen çamurla ve pislikle kaplı. Amber'ın bedeni üzerindeki çalılar ve dallar alındığında kızın baş tarafının yola doğru dönük olduğu görülüyor ve diğer tarafı, diğer bedeninin kalanı ise sol tarafa doğru dönük. Memur yakındaki bir ağacın dallarının da kırılmış olduğunu fark ediyor. Dallar kırılıp kızın üzerine istiflenmiş. Sonra çalıların üzerinde bir giysi yığını fark ediliyor ve Amber'ın kişisel eşyaları, çantası. Ve daha sonra da bu bedenin Amber'a ait olduğu ortaya çıkıyor. Yani Amber'ın kaybından 4 gün sonra cansız bedenine ulaşılıyor. Polisler bu haberi koruyucu aileye, yani Craig ve Carol'a veriyorlar ve her ikisi de yıkılmış durumda. Amber'ın kaybından 2 gün sonra Connor sosyal medyaya girmiş. Yine Facebook'undan bir gönderi paylaşmış. Gönderi de şunları yazmış. Amber, zamanın geri kalanında yüksekten uçacaksın. Hepimiz seni özledik. Özellikle ben. Seni seviyorum kızıl cüce. Aynı zamanda Connor yerel bir gazeteyi arıyor ve röportaj yapmak istediğini söylüyor. Ve şöyle söylüyor. İnsanların kardeşimin gerçekte kim olduğunu bilmesi gerekiyor. İnsanların gördüğü Amber'ı değil, içindeki kişiyi bilmelerini istiyorum. Muhabir 2 Aralık tarihine buluşma ayarlıyor. Ancak Connor gözaltına alınınca buluşma da iptal oluyor haliyle. Şimdi Connor kardeşinin cinayeti sebebiyle gözaltına alınıyor ve bu suçtan dolayı suçlanıyor. Şimdi gelelim, polis neden Connor'ı kardeşini öldürmekle suçluyor? Amber'ın bedeni keşfedildikten sonra adli tıbba gönderiliyor ve adli tıp uzmanı incelediğinde şunları söylüyor. Amber'ı getirdiklerinde üzeri çamurla kaplıydı. Aynı zamanda boynunun etrafında 8 farklı morluk keşfettik. Bu morluklar elle boğulmayla tutarlı.
Aynı zamanda yüzünde ve kafasında ciddi yaralanmalar var. Bu yaralar künt bir cisimle vurularak oluşturulmuş. Aynı zamanda travma sebebiyle beyni şişmiş ve burnu kırılmış. Başına birden fazla darbe aldığı için bu durum bilincini kaybetmesine sebep olmuş ama asıl ölüm sebebi boğulma. Daha sonrasında Amber'ın kıyafetleri de incelenmiş. Kıyafetlerinde, özellikle iç çamaşırlarında önemli aşınmalar söz konusu. İç çamaşırlarının zorla çıkarıldığına inanılıyor. Hatta bedeninden zorla koparılarak, yani sökülerek çıkarılmış neredeyse ve kıyafetleri de aynı şekilde tamamen parçalanmış durumdalar. Muhtemelen Amber ölmeden önce büyük mücadele vermiş ve yerlerde sürüklenmiş. Polisler aynı zamanda Amber'ın öldürüldüğü gece güvenlik kamerası görüntülerini de buluyor. Görüntülerde Amber Connor ile Hamilton'da saat 21:57'de Glen Park'a doğru yürürken görülüyor. Bu görüntüden yaklaşık 1 ya da 1,5 saat sonra Connor tek başına yürürken görülüyor. Bir ara yolun kenarındaki çitlerden birinin üzerine ellerini dayıyor. Bir süre orada öylece duraksadığı, soluklandığı görülüyor. Daha sonra da kaldığı birime yalnız döndüğü görülüyor. Pansiyona vardığında o gece giydiği elbiseleri üzerinde, ancak daha sonra elbiseleri çıkardığı ve bir çöp kutusuna doğru attığı da görülüyor. Polisin Connor'ı cinayetle ilişkilendirebilecek çok önemli kanıtları var. O gözaltındayken kaldığı pansiyondaki odası da aranıyor. Eşyaları aranırken o gece giymiş olduğu montu bulunuyor Connor'ın ve üzerinde kir ve çamurla karışık yaygın bir şekilde kırmızı sıvı izleri var. Daha sonra ayakkabısı bulunuyor ve kontrol edildiğinde ayakkabıda da lekeler olduğu fark ediliyor ve hemen bu eşyalar adli tıbba gönderiliyor. Ve bu eşyalar üzerindeki kırmızı sıvılar Amber'ınki ile eşleşiyor. Connor muhtemelen montunun çok fazla kirli ve çamurlu olduğu için çok fark edilmeyeceğini düşündü o kırmızı sıvıların. Yani nasıl olsa o kir ve pas içerisinde ayırt edilemeyecek diye düşündü belki de. Yine ayakkabılarını da aynı şekilde, ayakkabılarını da temizlemiş bu arada. Onların da çıktığını düşündü sanırım ama ayakkabılarında bazı yarıklar varmış ve bu yarıkların arasına girmiş Amber'ın sıvıları. Şimdi Connor üzerine giymiş olduğu o günkü pantolonunu ve gömleğini çöpe atmış. Peki mont ve ayakkabıyı neden atmadı? Connor evsiz gençler pansiyonunda kalıyordu söylediğim gibi ve muhtemelen oradan bir tane mont ve bir çift ayakkabı verildi kendisine. Ve hala kış ayında olduğu için de montunu atmayı göze alamadı. Çünkü yeni bir montu yoktu. Onu atsaydı montsuz kalacaktı. Ya da aynı şekilde ayakkabısını atsaydı ayakkabısız kalacaktı. Daha sonra Amber'ın çamaşırları üzerinde de bazı sıvılar ve kırmızı sıvı fark ediliyor. Ve bu kırmızı sıvı da Connor'ınkiyle eşleşiyor. Başka bir iğrençliği daha söylemeliyim ki maalesef. Connor sadece Amber'ı öldürmekle kalmamış. Amber'a CSD'de bulunmuş. Sonra polisler tabii ki Connor'ın cep telefonuna da el koyuyor ve araştırmaya alıyorlar. Connor 27 Kasım'da saat 12:43 civarında 5 kişilik bir Snapchat grubuna bir mesaj atmış. Mesajda şöyle söylüyor: "Geri döndüğünüzde bir konuda gerçekten yardımınıza ihtiyacım olacak. Ciddiyim." Bu mesajı yolladıktan 40 saniye sonra Amber'a mesaj atmış ve şöyle yazmış: "Amber, iyi misin?" Ertesi gece saat 23:38 sularında ise Google'dan şunu aratmış: "Meraklı polis memurlarının telefonunuzu izlemeyi bırakmasını sağlayın." Polisler zaten telefonunu izliyorsa eğer Google'dan bunu arattığını da görecekler. Ve işte polis bunca kanıttan sonra Connor'ı tutukluyor. Şimdi olay gecesi muhtemelen Amber Connor'la buluştu ve görüntülerde de görüldüğü gibi Glen Park'a doğru ilerlediler. Şimdi iki seçenek var. Ya parka gittiklerinde gerçekten büyük bir şey oldu, tartışmaya başladılar ve bir anda Connor öfke patlaması yaşadı ve bu olayı gerçekleştirdi. İkinci seçenek ise Connor bunu çok önceden planlamıştı. Amber'a saldırdı, ona taşla ya da herhangi künt bir cisimle vurdu. Daha sonra ona CS'de bulundu. En sonunda da kızı boğarak öldürdü. Ve öylece o gece kızın bedenini orada bıraktı ve yoluna devam etti. Connor 2 Aralık 2021'de tutuklanıyor ve Amber'ı öldürmekle suçlanıyor. 2022'nin Temmuz ayında mahkemeye çıkartılmışlar. Hem Connor hem de Amber'ın bedenini bulup ve ona kötü şeyler yapan Steven, ikisi de mahkemeye çıkartılmış. Connor, Amber'ın ölümüyle hiçbir alakası olmadığını savunmuş sürekli. Mahkeme boyunca bunu söylemiş: "Benim hiçbir alakam yok." Ancak daha sonra mahkeme heyeti tabii ki bu kanıtları ortaya sunmuş, güvenlik kameralarını izlettirmiş.
Ve daha sonra kürsüye Carol ve Craig çıkmışlar. Önce çocukları nasıl büyüttüğünü anlatmışlar. Daha sonra Connor'ın çevresiyle olan ilişkisini. Ayrıca Amber'ın bedeni bulunduğunda da Connor'ın hiç endişeli görünmediğinden bahsetmişler. Bu olayı duyduğunda Connor sadece birazcık şaşırmış. Aa, gerçekten mi? Gibi. Sesinde hiçbir üzüntü, hiçbir endişe yokmuş. Ayrıca Amber'ın kaybolduğu o 4 gün içerisinde de ailesiyle hiç temasa geçmemiş Craig ve Carol'la. Bu olayla tamamen ilgisiz göründüğünü ortaya koyuyor. Connor bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylemiş fakat Amber'ın kırmızı sıvılarının üzerine nasıl bulaştığını da açıklayamamış. Buna karşılık bilmiyorum diye bir cevap vermiş. Savunma avukatları ise bu olayda Connor'ın tek başına olmadığını vurgulamaya çalışmışlar. Savundukları şey şu, Amber'la o gece takıldılar birazcık ve sonra aralarında bir anlaşmazlık oldu, kavga ettiler. Amber ağlamaya başlayınca Connor da gece onu orada bıraktı ve kendi birimine döndü. Daha sonra da başka birisi geldi ve Amber'ı öldürdü. Kastettikleri kişi burada Steven. Ancak mahkeme kayıtlarına göre söylemeliyim ki durum hiç de öyle görünmüyor. Ayrıca o güvenlik kamerası görüntülerinden de yola çıkarsak. Mahkeme 13 gün sürmüş ve müzakereler de başlamış. 15 tane jüri üyesi Connor'ı suçlu bulmuşlar. 20 yaşındaki Connor cinayet ve CS suçuyla suçlanıyor. 45 yaşındaki Steven Corrigan da CS suçuyla ve adaleti yanıltmakla, kanıtları bozmak ve bedeni saklamaya çalışmak gibi suçlardan suçlanıyor. Steven'ın DNA'sı Amber'ın vücudunun 39 farklı bölgesinde bulunmuş. Özel bölgeleri de dahil buna. Ancak Steven'ın 79 yaşındaki babası mahkemede Steven için tanıklık etmiş. Bu 79 yaşındaki adam şöyle bir şey iddia ediyor. İddia edilen bu zaman dilimi içerisinde Steven hep evdeydi. Çünkü buzlanmadan dolayı kayıp düşmüş ve kolunu incitmişti. Bu sebepten dolayı da bir hafta evde kalması gerekiyordu. Fakat DNA'sının nasıl Amber'ın bedeni üzerinde bulunduğu konusunda hiçbir fikri olmadığını söylemiş. Steven ve Amber daha öncesinden hiç tanışmıyorlardı ve hiçbir temasları da olmamıştı. Yani DNA'sının ona bulaşması imkansız. Yargıç duruşma sonunda Connor'a şunları söylemiş. Kardeşinin son gördüğü kişi onu boğan sen miydin? Ahlaksızca. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Daha sonra Steven'a şunları söylemiş. İki korkunç suçtan hüküm giydiniz. Boğularak öldürülmüş ve çıplak bir genç kızla karşılaştınız. Yetkilileri aramak yerine istediğiniz gibi bedene dokundunuz ve DNA'larınız hikayeyi bize anlattı. Her iki adam da Connor ve Steven mahkemede hiçbir duygu belirtisi göstermemişler ve ikisi de kelepçeli bir şekilde götürülmüş. Mahkemeye basın alınmamış ve birkaç jüri daha sonra dava bittikten sonra dışarıya çıktıklarında birkaç şey söylemişler. Jüride bulunan bir kişi Amber'ın hayatının zor olduğunu ve güvenmesi gereken tek kişinin de abisi olduğunu söylemiş. Ama sonuca bakın ki abi onu öldüren kişi ve mahkemede de tepkisizce öylece oturan kişi. Vicdanı olmayan ve tepkisiz biri. Bu doğru bir karar. Belki de bu karar Amber'ı geri getirmeyecek. Ama umarım birazcık da olsa ailesini ve arkadaşlarına rahatlık verir. Şimdi Eylül'de bir mahkeme daha yapılacağı söyleniyor ve bu mahkeme sonucunda da aldıkları cezalar belli olacak. Ama söylenene göre ömür boyu hapis cezası alacakları tahmin ediliyormuş. Eğer yine bir bilgi gelirse Eylül ayında mahkeme görülürse size bunun güncellemesini yapacağım tabii ki de. Şimdilik anlatacağım şeylerin hepsi bu kadardı. Açıkçası bu dava beni çok etkiledi ve büyük izler bıraktı bende. Yani bu olayda kime ne söyleyeceğimi şaşırdım. Gerçekten iğrenç ve insanlık dışı bir olay. Amber 16 yaşında ve 16 yaşına kadar bir sürü şeyle mücadele etmek zorunda kalmış. Hayatı hiç de kolay olmamış. Ailesinden tek görebileceği, tek sığınabileceği kişi abisi. Her şeye rağmen yine de aralarındaki ilişkiyi bir şekilde düzeltmeye çalışmış. Şimdi bu olayda gerçekten kime ne diyeceğimi şaşırmış durumdayım. Kanıra mı bir şey söyleyeyim? Onu o şekilde yetiştiren, bu çocukların hayatını zehir eden o babaya mı? Çocuklara sahip çıkmayan anneanne ve dedeye mi? Amber'ın bedenini orada öylece gören 45 yaşındaki o ucubeye mi? Craig ve Carol ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmışlar. Onların son söylediği şey de şu. Biz çok üzgünüz. Biz yıkıldık. Bir çocuğumuz mezarda, bir çocuğumuz hapishanede diyorlar. Connor'ın ciddi şekilde tedavi görmesi gerekiyordu. Siz bu konuda hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bana fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki davada görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Beğenmeyi de unutmayalım lütfen videoları. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle. Hoşça kalın.